60 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 27 Aralık günlerden Salı. Asgari ücretin ardından memur zammı için de maraton başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bir araya geldiler. Memur Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcisiyle karşımda da Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın var. Ali Bey, şimdi siz görüşme sonrası tabii ki açıklamalarda bulundunuz ama bir iki konu var dikkatimi çeken. Bunlarda hem bu enflasyon farkı dışında bir zam dediniz. Kentten göçüş var, göç var ifadesini kullandınız ve tabii ki memur en düşük zammı. Nedir görüşmelerinizde, neler talep edildi? Evet, bugün memur seneyat olarak Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin'le bir araya geldik ve orada Ocak'ta yansıyacak olan enflasyon farkı ve 6 aylık toplu sözleşme zammının haricinde ekonomiden kaynaklı ilave ek zammın yapılması konusunu görüştük. Bunun haricinde masada görüştüğümüz konular içerisinde sözleşmelilikle ilgili düzenleme meclise inmeden bu konuya ilişkin beklentileri ifade ettiğimiz gibi 3600 ek göstergeden düzenlemesinde bu anlamda beklentimiz olan yama yapılması gereken kısımlar dahil olmak üzere bazı hususları değerlendirmiş olduk. Ama şu an önemli ve önümüzdeki gündemimiz ek zam konusu. Çünkü asgari ücret düzenlemesi ve oradaki çıta ve çıpa şunu çok net gösteriyor. Piyasa şartlarının ve ekonomik dalgalanmanın oluşan piyasadaki alım gücü düşüklüğünün dikkate alındığını gösteriyor. Aynı durum memurlar açısından, memur emekliler açısından da söz konusu. Bunun dikkate alınması için de zaman geldi. Şurada Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanmış olacak. Açıklandıktan sonraki süreçte memur maaş bordroları yapılmadan bir an önce bu konunun netleşmesi gerekiyor. O yüzden biz en düşük devlet memuru maaşına da dikkat çekerek ki şu an 8.039 lira. Biz bu rakamı toplu sözleşme marifetiyle önemli bir aşamaya taşımıştık ama ekonomideki bu dalgalanma, dolar kuru, fiyatlardaki oynama ve gelinen enflasyon boyutu bu rakamı anlamsız kıldı ve onun içindir ki asgari ücrette zaten 5500'den 8500'e taşınmış oldu yol ak rakam olarak. Şimdi aradaki farkı dikkate aldığınız zaman bunun çok net olarak gözüktüğü herkes tarafından aşikar. Şimdi burada yapılması gereken şey şu: asgari ücrette piyasa şartlarının dikkate alındığı gibi memurların durumunun toparlanması ve emeklere ilişkin alım gücünün yükseltilmesi konusunda aynı tarzın ve tavrın ortaya konması gerekiyor. Biz bu konuda siyasi irade, onu yapan siyasi iradenin bunu da yapabileceğini düşünüyoruz ve bu konuda güveniyoruz. Umarım beklentiyi karşılayacak ve piyasa gerçeklerini dikkate alacak şekilde bir adım atılır. Bugün bu görüşmedeki ana gündemimiz bu ve diğer başlıklarda. Diğer başlıklarda acaba gündeme gelen bu ek gösterge geldi mi gündeme? EYT geldi mi gündeme? Evet, ek gösterge gündeme geldi. Şundan memur dolayı. Memur emeklileri var. Burada EYT'li var mı? Nedir, ne değildir? Yani çalışan memur sayısı, özel sektörü tabii biliyoruz. Buyurun. EYT konusu şu an hükümet tarafından son noktası konulmak üzere belli bir aşamaya getirilmiş gözüküyor. Bakan Belediye'de de görüştüğümüzde bu net olarak ifade edildi. Son noktaya kadar geldik diye. Bu konuda kamuoyuna açıklamayı kendileri yapacaklardır zaten. Fakat bizim burada 3600 ek gösterge düzenlemesi 5 milyon 300 bin kamu görevlisini kapsayan devasa reformist bir düzenleme oldu. Çalışma yasasından hakikaten altın harflerle yazılacak bir düzenleme bu. Memur sendikacılar açısından da bir ihtiyar tablosu. Bu bizim toplu sözleşme kararımızın neticesinde yaptığımız gayretlere gelen bir nokta. Ama burada şöyle bir durum oldu. Birinci dereceye kadar yükselen kamu görevlerinin 3600 ek gösterge alması konusunda bir temel talebimiz vardı. Onun için ek gösterge uygulaması olduktan sonra memurların kendi arasında kıyası söz konusu oldu. Yani bir tarafta bir teknikeri, sağlık teknikerini mesela 3600'e taşırken diğer tarafta kamudaki diğer tekniker bunun dışında kalmış oldu. Şefler benzer tartışmanın içerisinde. Dolayısıyla imamlarda yine aynı tartışma var. Eğer mesela Diyanet personeliyseniz ve imam olarak 4. dereceye kadar yükselmeden orada genel idare hizmetler sınıfı personeli yapması gereken işler orada imamlar yapıyor. Şef olduysanız, memur olduysanız, şoför olduysanız, özel kaleme görevlendirildiyseniz gibi bu tip konularda o zaman bu 3600'ün dışında kalmış oluyor normal camideki imama göre. Yani bu tip arızi noktaların ortadan giderilmesi konusunda temel bir şeyi koyduğunuz zaman o yetiyor çıtayı. O da
birinci dereceye kadar yükselen kamu görevlileri 3600 almaya, 3600 ek gösterge almaya kazanır dediğiniz zaman bu tartışma bitiyor. Bunu orada ifade etmiş olduk. Sözleşmelere ilişkin düzenleme çok kıymetli. Biz bunu toplu sözleşmede aldığımız bir karardı. Memur senin bu anlamda emeği ve gayretiyle 550 bin kişi için ciddi bir mücadele yürüttük. Ama açıklanan boyutuyla hakikaten altı çizilmesi gereken önemli bir kazanım. Memur sendikacılığı ve kamu görevlileri açısından önemli bir adım olmuş oldu. Ama burada bazı hususlar vardı. Onlara özellikle dikkat çektik. Mesela işte yerel yönetim seçimlerinden sonra ciddi bir sözleşmeli ihracı yapıldı kamudan. CHP ve HDP belediyeleri bunda başı çekti. Hatta Adana Belediyesi 468 kişiyi kapının önüne koydu. Bunlar sözleşmeli memurdu. İki satır yazıyla attı. Şimdi bu arkadaşların hakkının iadesi konusunda bu düzenlemenin içerisinde eğer 31 Mart seçimleri baz alınırsa bu arkadaşlar ekmeğine yeniden kavuşmuş olacak. Bir emek örgütü olarak onların hakkını, hukukunu korumak bizim en doğal ve sorumluluğumuz ve en önemli görevimiz. Bu gibi ayrıntı kısımlara, özel spesifik alanlara ilişkin mercek tuttuk ve bu bütünlüklü bir şekilde çıksın ve meclise bütünlüklü bir şekilde insin diye de elimize gelen gayreti ortaya koyduk. Ben ciddi bir iyi niyet görüyorum. Çok ciddi bir düzenleme olacak bu sözleşmeli düzenlemesi. Burada en son 227 bin kişinin dahil edildiği 3 artı 1 uygulamasıyla süreli sözleşmeli olan personelin de direkt kadroya geçmesi konusu hakikaten az önce ifade ettiğim gibi çalışma hayatı açısından tarihi bir adım ve tarihi bir kazanımdır. Bu da memur sendikacı açısından memur senin kazanım olarak tarihe geçecek. Peki. Onun için bu görüşmede bir diğer hususa dikkat çektik. Müsaadenizle ona değinmek isterim. Memurların son 2-3 ay içerisinde vergi diliminden kaynaklı olarak yakalandıkları radar memurun alım gücünü daha da dibe indiriyor ve aldığını da geri çeken bir düzenek söz konusu burada. Bu açıdan bu vergi dilimleri konusu bizim canımızı yakan bir konu. Çünkü yeniden değerleme oranı boyutunda bir matrah artışı yapılmadığı için kişi doğal olarak vergi dilimine giriyor ve bizim kaşıkla aldığımız kepçeyle geri gidiyor. Talebiniz ne? Bundaki talebimiz şu: ya vergi oranlarını sabitleyin, 15'te sabitleyin ve matrahı da yeniden değerleme oranı boyutunda yükseltin. O zaman memur bu anlamda aldığını geri vermek Peki zorunda tüm kalmayacak. ücretliler için mi bu talebiniz? Tabii kesinlikle. Onun için burada vergi matrahları konusu tüm Evet. kamuyu ilgilendiren, tüm ücretleri ilgilendiren bir konu. Özel Bu sektörde. matrahların yükseltilmesi gerekiyor. Allah. Bugün asgari ücret düzeyini baz alarak 12 ayla çarptığınız zaman bile 102 bin TL'lik bir Evet. vergi matrahı olması gerekiyor normalde. Bu olsa mesela bugün bir öğretmen açısından değerlendirin, ek dersini alsa bile bu 12 aylık dilimde ekstra bir kesintiye tabi tutulmaz ve Evet. aldığı eline kalır. Ama şu an öyle değil. Şu an son 2-3 ayda buna Evet. yakalanılıyor. Özellikle sözleşmeli memurlar boyutuyla bir dezavantajlı. Sözleşmeli memurların kadroya geçmesiyle bizim bu emeğimiz ve gayretimiz de onlar bir anlamda nefes alacak ama diğer memurların son 2 ay bu konuda maaşlarının düşmesi hakikaten nefes almaz hale getiriyor. Bunu da özellikle dikkat çektik. Matrahları yükseltin, Evet. vergi de sabitleyin. Ali Bey, süren bitti ama hemen şunu soracağım. Memur ve emeklinin maaş artışı ne olacak sonuçta? Çünkü emekli de bekliyor. Bu Bunun sadece memur emeklisi değil tabii. Genel emekli de. Evet. oranını tabii ki hükümet belirleyecek. Biz Tabii. burada temel Temenni ve ihtiyacı, talebiniz. piyasadaki Evet. durumu hissettirmek ve bunu betimlemek için oradayız ve Evet. mücadelemiz de bunun içindi. Onun için biz az önce de ifade ettim, en düşük devlet memuru maaşının 8.039 lira olduğu yerde asgari ücretin önce 5.500'e daha sonra 8.500'e taşınma ihtiyacının net olarak belirdiği bir yerde aradaki oran da miktar da kamu görevleri açısından beklenti de aslında hükümet tarafından çok net olarak görülüyor. Bunlar içeride kendilerine aktarmış olduk. Şimdi Aralık ayı enflasyonu Ocak 3'ünde açıklanmış olacak. Buna göre peşinden hükümetin adım atmasında biz müzakereye, mücadeleye, konuyu takibe devam ediyoruz. Peki. Çünkü amacımız, gayretimiz çalışanların bunda refahı ve adil gelir dağılımının sağlanması. Ali Yalçın, çok teşekkür ediyorum size. Bilgilerinizi, haberlerinizi bekliyoruz. Tekrar yayına da bekliyoruz. Bakalım sonuç nasıl gelecek? Ali Yalçın, Memur Sen Genel Başkanı. Teşekkür ediyoruz.